Merhaba Hardware Plus izleyicileri. Türk Telekom'un 175. yılına özel olarak ürettirdiği bir akıllı telefonla karşınızdayız. Türk Telekom artık kendi için yeniden yapılanmadan sonra normal Avaya Intouch serisiyle devam ediyor yoluna. Fakat karşımızda bu sefer Türk Telekom'un kendi markası, kendi logosuyla piyasaya sürülen bir telefon var. TT 175. TT 175 ZTE tarafından üretilen bir akıllı telefon. Genel olarak özelgene baktığımız zaman operatör telefonları arasında malzeme kalitesiyle öne çıkan bir ürün olduğunu görebiliyoruz açıkçası teknolojik olarak da geriye kalmayan birçok özelliğe sahip. Örneğin parmak izi okuyucusu gibi bir şey daha önce operatör telefonlarında karşımıza çıkmamıştı. Belki yakın zamanda Vodafone ve Turkcell'den de benzer atılımları görebiliriz. Fakat şu an bu özellik genellikle üst seviye telefonlar olduğu için bizi biraz şaşırttı. TT-175 kalbinde Mediatek'in bir işlemcisini barındırıyor. 8 çekirdekli MT-6735 ile gelen bu telefon sizlere 8 çekirdekli bir performans cihazı olarak sunuluyor. Aynı zamanda grafik işlemci olarak da e, ARM'ın e, kendi Mali T720'sini kullanıyor. Yani yeni nesil bir grafik işlemcisi mevcut. Tabii ki Qualcomm tarafından sunulan 615'in biraz gerisinde kalsa da tabii ki fiyat segmentini düşündüğümüz zaman bu telefon için gayet iyi bir seçenek olduğunu görebiliyoruz. Cihazın teknik özelliklerine bakmaya devam ettiğimiz zaman 2 GB bellekle desteklendiğini görüyoruz. Zaten Android 5 ve sonrasıyla gelen cihazlarda 2 GB bellek standart hale gelmiş durumda. Zaten 3 GB bellekte tepe telefonların bile yani amiral gemilerin bile bir kısmını görmediğimiz için burada da beklemek çok doğru olmayacaktır. En nihayetinde bütçeye hitap eden ve ülkemizdeki kullanıcı alışkanlıklarının büyük telefon doğru evrildiği bir durumda piyasaya uygun bir cihaza karşımıza çıkıyor Türk Telekom. Cihazda 3000 mAh saatlik bir pil var. Aynı zamanda cihazın kutusundan standart olmayan yani standartın üzerinde bir şarj cihazı çıktığında söyleyelim. Dolayısıyla 3000 mAh'lik pili doldurmak o kadar da uzun sürmüyor. Operatör cihazı olduğu için bu cihazın tek bir sim kart girişi olduğunu söylememiz gerekiyor. 16 GB'lik hafızasında bu yanda gördüğünüz tek yuva üzerinden istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz. 32 64 GBlık SD kartları takmanız mümkün. Genel performans değerlerine baktığımız zaman giriş ile orta seviye arasında konumlanan bir akıllı telefonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Peki genel tasarımsal özelliklerle acaba e, TT175 nereye doğru dönmeye başlıyor? Biraz da buna bakalım. Cihazın üzerinde 13 megapiksellik bir ana kamera var. Aynı zamanda 5 megapiksellik bir ön kameramız var. Dolayısıyla hani burada... E, giriş seviyesi ile orta seviye arasındaki bütün telefonların sahip olduğu özellikleri burada da görebiliyoruz. Fakat kamera demişken ZTE'nin bazı modellerindeki kamera yazılımı deneyiminin bu telefonu taşındığını söylememiz gerekiyor. Özellikle kamera yazılımının oldukça ayrıntılı özelliklere sahip olduğunu ve eğer manuel ayarlama yapmak istiyorsanız bu konuda size oldukça bonkör davrandığını söylemem gerekiyor. Bununla beraber aynı zamanda bu yazılımda videoları ufak ufak kesebilirsiniz. tabii ki bir telefonla yapabileceğiniz kadar kesebilir. Tekrar kaydedebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Zaten ZT'nin sadece bu işler için bir ayrı bir serisi var. Türkiye'de henüz bildiğim kadarıyla yok. Fakat hani oradaki deneyimi bu cihazda da TT175'te de görüyoruz. Bu açıdan açıkçası multimedya konusunda birazcık daha bir şeylerle uğraşmak isteyenler için oldukça başarılı bir kamera olduğunu söyleyelim. Cihazın etrafına baktığımız zaman bu tarafın olduğu gibi metalden yapıldığını görüyoruz. Bu iki şey yarıyor. Birincisi elbette malzeme kalitesi çok yükselmiş oluyor. Sadece şu kısımlar e, metalli, buralar plastik. Tahminen buraların da altında anten var. Antenler, malumuz antenlerin kendileri metal olduğu için metal arkalı telefonlarda anten sıkıntısı yaşanabiliyor. Burada bu sorun yaşanmasın diye bu noktalar plastik yapılmış. Tahminimizce antenler de buraya yerleştirilmiş durumda. Bununla beraber cihazın genel tasarımının, kenar inceliğinin, tuş yerleşiminin vesaire oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ben büyük telefon seven birisi değilim. Bunu bazı takipçilerimiz biliyor. Fakat büyük telefonla da hani elinize koyduğunuz zaman rahat rahat güç tuşuna ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda elinizi biraz kaydırıp buradaki ses tuşlarına da ulaşmanız mümkün. Ülkemizde genel olarak büyük telefon seviliyor ve operatörler de bunu bildiği için kendi markalı ürünlerini genellikle büyük ekranlı 5 inç ve üzeri cihazlara yer veriyorlar. Daha ufağını pek fazla göremezsiniz. Ya çok öncelerde Android yeni çıktığı zamanlarda bu tür kampanyalar yapıyorlardı fakat kendi markalarıyla hep büyük telefonlar gördük ve görmeye devam edeceğiz. Fakat TT175 5.5 inçlik bir telefon yani e, baya bayağı yakın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Burada aynı zamanda Full HD IPS ekran kullanılmış durumda. Fiyat segmentini düşündüğümüz zaman ekran hiç fena değil. Gayet güzel. Aynı zamanda korumalı bir ekran olduğunda söylememiz gerekiyor. Telefon bu kadar büyük olunca ve aynı zamanda ekran da büyüdüğü için bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bu da pil. Pil konusunda TT175'te 3000 mAh saatlik bir pil mevcut. Dolayısıyla bu da bu devasa ekranda bile bir günü rahat rahat çıkarmanızı sağlıyor. Hatta bir günün ötesine geçiyor ama siz yine tabii ki trafikte kalırım bir şey olurum diye yine telefonu tahminen günlük şarj edenlerden olabilirsiniz benim gibi. Ama hani 24 saati rahat rahat doldurur muyum derseniz bu konuda evet bunu başarabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntısı olmadığını söyleyelim. Cihazın ön yüzünde aynı zamanda gizli Android tuşları da mevcut. Şarjı taktığınız zaman burada aslında beliren, şu an ancak bastığında çok zayıf şekilde yanan ışıklar altında göremeyeceğiniz bir tane ek, ana ekran tuşu var. Aynı zamanda burada son açılan uygulamaları görebiliyorsunuz. Geri tuşu da sol tarafa yerleştirilmiş durumda. Açıkçası ekrandan yemiyor olması güzel bir şey. Gerçi ekran kocaman evet 5.5 inç ama neden ekrandan yesin? Bağımsız tuş seviyorsanız bu da zaten sizin hoşunuza gidecek ufak bir ayrıntı. Bu cihazla ilgili dikkat çeken şeylerden bir tanesi de incelememizin başında söylediğimiz gibi bulunduğu fiyat segmentinde parmak izi okuyucusunu getirmiş olması. Bu parmak izi okuyucusu bazı telefon üreticilerinde gördüğümüz gibi önde değil, doğrudan arkada. Bu arkadaki avantaj da aslında böyle büyük bir telefonu işaret parmağınıza destekleyerek kullanmanız çok olası. Dolayısıyla cihazı açmak için yapmanız gereken tek şey burada parmağınızı okutmak ve cihaz hemen açılıyor. Dolayısıyla hani buradaki kontrolün, güvenliğin, sürekli parola girme derdinin olmamasının da güzel bir avantaj olarak karşınıza çıktığı değişik bir ürünle karşı karşıyayız. Olan şartlarda videolarımızda çok fazla cihaz fiyatından bahsetmiyoruz ama bu fiyatı burada hemen söyleyelim 899 yani 900 liraya bu cihaza sahip olabiliyorsunuz. Cihazın 3 farklı renk seçeneği mevcut. Bunlar e, gümüş renkli, burada görüyorsunuz altın ve e, koyu gri renkleri. Açıkçası hepsi ayrı güzel. Burada tamamen zevkinize göre e, tercih yapabilirsiniz. Zaten birçok markada da en popüler renkler olarak bu 3 renk karşımıza çıkıyor. Tabii ki Türk Telekom grubundan bu cihazı aldığınız için hani avia abonesiyseniz aynı zamanda e, TTNet müzik aviyalik gibi aboneliklere de ücretsiz sahip olabiliyorsunuz kısa süreyle ve 50 lira değerinde Google Play e, çeki de kazanıyorsunuz. Dolayısıyla cihazın bu fiyatında da hani size ekstra bir şeyler verilmiş oluyor Türk Telekom grubunun gücü sayesinde TTNet 175 tasarımı genel olarak malzeme kalitesi giriş seviyesine getirdiği özellikleri ve aynı zamanda fiyatıyla gerçekten güzel bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Türk Telekom'un da sizlere sunduğu bazı avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. Cihazın peşin fiyatın 900 lira olduğunu düşündüğümüz zaman hakikaten hani bu fiyata, bu performansta ve özelliklerde özellikle malzeme kalitesine de önem veriyorsanız başka bir telefon bulmanız gerçekten zor olabilir. Dolayısıyla e, ekonomik bir telefon almak istiyorsanız ama hani belirli şeylerden de çok feragat etmek istemiyorsanız TT175'i tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz. Bir başka incelememizde görüşmek üzere.